Herkese merhabalar, öğle arasına hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Çok değerli bir stüdyo konuğum bizlerle birlikte. Bugün tarih 17 Eylül'ü gösteriyor. Bundan tam 61 yıl önce e, merhum Başbakan Adnan Menderes'in idamı biliyorsunuz gerçekleşmişti. Ve beraberinde Hasan Polatka'nın Fatih Rüştü Zorlu'nun da idam edilmesinin tam 60. yıl dönümü. Bugün konuğum e, araştırmacı gazeteci ve eski bürokratlardan Vejhi Çınar bizlerle birlikte olacak. Bu süreci değerlendireceğiz ve yine tarihe kara leke olarak sürülen, yazılan e, 27 Mayıs darbesini de kendisiyle konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza Vejhi Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, gerçekten anlamlı bir gün. Anlamlı bir konu seçmişsiniz. Ee, gururla eee tabii üzüntüyle ama e, gururla ve açıkça anlatırız konuşuruz bildiğimiz kadarıyla. Evet. Tabii bu süreç gerçekten tarihe kara leke olarak geçti ve Türk tarihinde e, üzücü, herkesi üzen, e, yasa boğan ve hala e, bizleri bu konuda maalesef ki e, bazı şeylerle açıklığa kavuşturamayan bir süreç olarak da geçti. Ee, elbette bazı gerçeklerin su yüzüne çıkma gibi bir e, huyu vardır. Bu süreçle ilgili olarak da neler yaşanıldı, neler oldu, bunları sizlerle konuşacağız. İsterseniz ilk olarak darbeyle başlayalım. 27 evet. Mayıs darbesi nasıl oldu, o süreç nasıl gelişti. E, geçmiş dönemde sizler bürokratlık yaptınız, işte başbakan danışmanlığında bulundunuz. E, neler söylersiniz bize? Sonrasında da işte bu e, özellikle merhum başbakanın idam edilmesi, idam sehpasına yönlendirilme konusunu sizlerle konuşalım. Şimdi tabii e, gülümseyerek bir program e, sunmak ben de isterdim, katılmak isterdim ama bu konu oldukça üzücü bir konu. Yani e, 60 yıl 61 yıl önce darbe oldu. 60 yıl önce de e, asıldı. E, hani o bir fotoğraf var ya asılmaya giderken Evet üzerinde beyaz önlük ve arkasına dönüp milletine hazin bir bakış. O milletin kafasında eğer bugün 15 Temmuz'da millet sokağa döküldüyse o hazin bakışın e, haksızlığı millete sunumunun sonucudur. Yani bir partinin bir liderin sadece o liderin peşinde olmakla ilgili değil, demokrasiyi kurtarmak adına millet 15 Temmuz'daki hareketi yapmıştır. Darbe nedir önce? Önce darbenin bir kısa tanımını yapalım isterseniz. Darbe mevcut hükümeti, mevcut yönetimi çalışamaz hale getirerek yeni bir yönetim planlayıp ee, bunu uygulamak ve e, bir e, otokratik bir yönetim e, oluşturmak bir e, bir nevi işgal yani mevcut bugün düzene baş kaldırı Ba kaldırı değil direkt vuruş vuruş yani, yani işte. baş kaldırın ötesinde direkt vuruş Şimdi ben mesela e, o dönemleri e, incelediğimde benim karşıma şu çıkıyor. Ee, i̇nönü son dakikalarda e, kurtarmak istiyor ama kurtaramıyor çünkü ilk dakikalarda sessiz kalıyor e, sessiz kalıyor derken de Menderes asılsın e, hedefi yok bir iktidar hedefi var fakat işler rayından çıkıp Evet e, başka noktalara için. gidince müdahil olmak istiyor e, o yüzden de mesela hep e, sol e, o darbeyi e, yaptırmakla suçlanmıştır kısmen evet. haklı mıdır değil midir e, bunu e, tarih e, iyi kötü ispatladı bize ama e, tam suçludur da diyemezsiniz Çünkü neticede e, 60 darbesi 80 darbesi gibi değil bütün partilere yapılmış bir darbe değil 60 darbesini diğer darbelerden ayıran Evet, farklı kılan farklı kılan e, tek bir parti yapılması ve o partinin alabildiğine bir alabildiğine bir e, oy potansiyeliyle yani 46.55 ile ilk defa e, bir yüksek e, bir oranla çok yüksek bir oranla e, tek başına iktidar o dönem e, 134'e e, zannediyorum 266. Veya evet yani 130 134 sayılı yani ha. evet Ha, 134 CHP alıyor milletvekili hı hı. o dönem 400 milletvekili var Evet e, 260 küsür de e, onu alıyor ve neredeyse anayasa yı değiştirebilecek bir orana tekabül ediyor o dolayısıyla e, bu darbeyi yapanlar 28 Şubat'ta da aynı 12 Eylül'de de aynı 12 Mart'ta da aynı. Muhtırayı verirken de aynı. Bunlar kendilerini devleti alabildiğine koruyan kahramanlar olarak görüyorlar. Yani ne yaptıklarının farkında değiller. Bakın Atatürk'ün e, getirdiği bir Türkiye var. 1937'lere kadar. 38 civarı işte 37-38'de hastalık dönemi. Ee, o döneme kadar Türkiye Atatürk'ün önderliğinde gidiyor. O zaman mesela e, bir, bir ayrı bir parti yok. E, Atatürk 29'da mesela Merkez Fırka diye bir parti kuruyor. O bile tutmuyor. Sağ bir, e, işte bunlar sosyal demokrat gibi, sol gibi e, karşısına bir sağ parti kurulsun diyor. O bile tutmuyor. Çünkü Atatürk'ün önderliğinde bir. Ülke var. Ee, ama ne zaman Atatürk e, vefat ediyor? Ondan sonra şimdi tabii lider olmak başka şey. Yardımcı lider olmak başka bir şey. İnönü'yü kötüleyemeyiz. O da bir vatan e, kahramanı bana göre. İnönü savaşlarını yapan e, İstiklal Harbi'nde büyük emekler sarf etmiş. Fakat e, Atatürk gibi bir siyasi deha değil. Ve birçok konuda Atatürkle İnönü Karşı karşıyalar. Zaten bugün Atatürk'e hakaret eden kitle Atatürkçülüğü e, karşıt görüş olarak yani Atatürkçülüğe karşıt görüş oluşturan kitle Atatürk'ün bu yönünü tanımıyor. Atatürk e, siyasete ne dine alet ettiriyor ne dine siyasete alet ettiriyor. Ne sağı solla vuruşturuyor ne Kürd'ü Türk'le vuruşturuyor. Yani öyle bir düzen kuruyor ki bir defa saygın çok saygın bir adam, evet. birleştirici bir adam. Daha ayrıştırıcı değil, birleştirici. Dahası üretken bir adam. E ee, şimdi onun e, tarlada e, ekim biçme, biçerken verdiği fotoğraf. Evet. E, o çiftçiyi değil ta, mi? Tabii. Yani şimdi göz biçer tevası, üstündeki ilişimi. fotoğraf, traktörün üstündeki fotoğraf. Evet. E, Konya bölgesinde birkaç tanesi var çiftliklerin kuruluşu, bunlar hep üretim, üretim, üretim mantığıyla gidip kalkınmanın üretimde olduğunu evet. ortaya döken bir anlayış. Diğerleri biz devlet yöneteceğiz diyorlar. Devlet devlet yönetmek için devletin önce varlığı lazım. Şimdi Menderes'in yıldızının parlama nedeni? Şimdi Menderes Cumhuriyet Halk Partisinin Bakanı evet yani Adnan Menderes Cumhuriyet Halk Partisinin Bakanı Celal Bayar da başbakanı hı hı. çok enteresandır Celal Bayar e, ve Menderes'in e, 46'dan sonra adında çok partili sisteme geçiş koyarak. Ee, işte çok partili sisteme geçiyoruz Diyerek kendini e, Aklama e, pozisyona giriyor Çünkü içeride büyük vuruşmalar oluyor Anlayış farklılığı var Ve oradan bir kin husumet başlıyor O dönemin askeri Ekibi belki de iyi niyetli Darbecileri konuşmuyorum e, Ülkeyi acaba bir karanlığa mı götürüyor Menderes Efendim din takımıyla e, işte cemaatlerle diyaloğu var Gerçekten ben buradan öneririm. Çetin Bey'in bir kitabı var, Karşı Devrim diye. Çetin Orhan'ın. Çetin soyadını biraz sonra söyleyeceğim. Orada tamamen şey nedir? Belgeye dayalı konuşuyor. Bir kitap roman yazmamış. Hı hı. Belgelerle bir Bel kitap. Belgelerle bir kitap. Yani tamamen arşivlerden derleme. Atatürk'ün ölümünden sonra İnönü'nün esasında o cemaatlerle daha çok ilişkisinin olduğu, e, e, devlete olan yaptığı atamaların e, o veçede olduğu ve esasında kötü niyetli değil, iki tarafı ben örtüştüreceğim, birleştireceğim mantığı içerisinde yaptığı. Ancak şimdi bazı kafalarla bazı şeyler yapılamaz. O yüzden mesela ben e, hep e, söylerim Kızsınlar bana önemli değil gene de söylemeye devam edeceğim. E, sosyal demokrat arkadaşlar var ya. Şimdi bu arkadaşlarımız Kur'an-ı Kerim'i yani 3000 kitap okuduk, 2000 kitap okuduk diyen arkadaşlarımız bir kitabı Kur'an-ı Kerim'i okumadıkları için e, Kur'an-ı Kerim maalesef. Belli bir dönem birçok cahil insanın elinde kaldı. Asıl okunması gereken kitap okunmadığı evet, evet için. Evet yani sen onu okusaydın esasında yanlış da olsa doğru da olsa bir fikir üretecektin. Yani bir şekil çemal üretecektin. Orada bir yanlış söz konusu değil ama. Hayır hayır bir anlayış belirleyecektin. Direkt yanlış demeyecektin karşı çıkmayacaktın. Ee, ne bileyim işte e, o konuda senin görüşlerin olacaktı dindar olmayabilirsiniz Hatta Müslüman da olmayabilirsiniz Ama siz e, o kitabı okumadığınız için Firisten 2-3 ayete bakarak fikir geliştirdiniz O kitabın içerisinde üretim var Bilim var her şey bilim var Bilim var kendisi bilim zaten Çok ciddi bir rehber Ve zaten Ve Kur'an-ı Kerim e, bilimin kendisi olduğu gibi bilimle çatışmaz Birçok aydınım diyen kitle bilimle Kur'an-ı Kerim uhrevi hayat e, anlattığı için çakışır der. Hayır ben başbakan danışmanlığım döneminde e, devlet planlama teşkilatında Konyalı gene bir e, tarım bakanlığı müsteşarıyla birbirimize girdik. Burada bir Bahri Dağdaş araştırma esisi var. Ben buraya para çıkarmak istedim. Ve o dönem e, arpa iki sıralıydı başağı 12 tane bir tarafta, 12 tane bir tarafta... ...bir de tepede. 25 tane adet. 6 sıralı arpa üretti burada bir... E, ...Engin Kınacı diye... ...profesör e, Anadolu Üniversitesi'ndeydi... ...muhtemelen emekli olmuştur. <laughs> Traktörün üzerinde gezen... ...ve o... E, ...bizim e, Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü... E, ...Tatlıcak tarafında olduğu için... ...Konya'nın e, bir... E, ...kenar mahallesidir. ...e... Konya'dan Karapınar'a kadar olan bölge de çorak bir topraktır. Aslında araştırma enstitüsünün orada olması yanlış. Ama çok derine dalmadan çünkü toprağı üstü aşarsa araştırmayı yapamayacaklar. Altı sıralı arpa üretti. Karatay 99 diye. Şimdi 12 ile 6'yı çarpın 72. Bir de tepede 73. Ayet var Bakara suresinde. Her başa şey her taneye evet. yedi başak. Ee, o şudur hani kar yağsın ister ya çiftçi hı hı. üstü yanar e, çimlendiği zaman. Evet Dipte bir, bir tane daha filiz atar bir tane daha filiz atar ona kardeşlenme denir. Bir deneye yedi başak yani yedi tane hı hı. E, bir e, başak. başak verebilecek olan e, filiz ve her başa yüz dene diyor. Bakın ayet söylüyor bunu. Evet. Biz verdik mi böylesini veririz diyor. Evet. Şimdi siz bunu bilime niye aktarmıyorsunuz veya bunu yapan adamı niye görevden alıyorsunuz diye kavga ettik. Ben o ayeti örnek verdim. Şimdi e, siz tutup e, uhreviyye hayatta öbür dünyada bu ihtiyacı olmayacak insanların. Kur'an-ı Kerim uhreviyye hayat kitabı değil. Mevcut yaşamın kitabı. Ben e, tekrar konuya dönüyorum. O dönemin e, askerlerinin vatan hainliğinden bahsedemeyiz. E, Türkiye Cumhuriyeti'ni, istiklalini, e, İstiklal Savaşı'yla, Kurtuluş Savaşı'yla e, kurtarmış komutanlara falan bir lafımız yok. Ama din algısını öyle bir hale getirdiler, öyle bir yanlış noktaya getirdiler ki belki de korktular. Veya biz işte e, devleti biz e, savaşlarla kurtardık biz yönetiriz mantığına belki geldiler. Belki bir ego savaşıydı. Ee, sonuçta Atatürk bunları frenliyordu. İnönü frenleyemedi. Ve o dönem e, üretimden anlamazsınız. Ekonomiden anlamazsınız. Evet, askeri dehalığınıza kimsenin bir diyeceği yok. Türk Silahlı Kuvvetleri Türk Silahlı Kuvvetleri her şeyi yapamaz. Bakın 28 Şubat sürecinde de e, Siyaset Akademisi kurdular mesela. Çok enteresandır. Çok benzer. Yani e, e, Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde siyaset akademisi kurdu. Devleti yönetmeye talip olduklarının sinyalini vermeye Biraz başladılar. Dergesi. Tabii 28 Şubat sürecini ben birebir yaşadığım için söylüyorum. Orada hatta belirli e, sev, çok da sevdiğimiz paşalar e, yani bir e, o darbeye falan çanak tutan birileri değil ama e, askeri emirdi gittiler ders verdiler. Türkiye ekonomisi nedir ne değildir, ekonomi nasıl yönetilir, tarım nasıl yönetilir, hukuk nasıl yönetilir. Paşalar i̇şte, mı vardı? Paşalar ders veriyordu askerlere. Yani Öyle ekonomisi... bir akademi kurdular. Yani görünmez bu şeyde e, batı çalışma grubunun kurulmasıyla beraber. Anlatmak istediğim şu amaç devleti yönetmek. Amaç biz Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibiyiz demek. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi değil, bekçisidir. Çok da ulvidir, göz bebeğimizdir. Kimse onlara laf edemez. Ama siz ben mevcut siyaseti yok edeceğim dediğiniz an sizin dünyada yeriniz olmaz. Dünyada bir saygınlığınız kalmaz. Siz siyaset yapmayacaksınız. Siz siyasi otoritenin eğer vatan haini yapmıyorsa verdiği görevi yerine getireceksiniz. Mesela Irak'la bir savaş açılacaksa buna siyasi otorite karar verir. Suriye'yle bir savaş yapılacaksa, Yunanistan'la bir savaş yapılacaksa siyasi otorite karar verir. Genelkurmay Başkanı karar veremez buna. Yani neden? Atatürk böyle bir sistemi kurdu. Daha doğrusu dünyada bu sistem var. Buna karşı çıkıyorum. Evet, e, efendim bebek davası, köpek davası ee, i̇şte filanla e, kadından ilişki kurdu e, falan e, kadından çocuğu oldu e, bilmem Cumhurbaşkanlığına e, köpek alındı o köpeği zimmetine geçirdi filan gibi dava komik davalarla üstelik onur ve haysiyetleriyle oynayarak asılmaya gitmeden bir gün önce prostat muayenesi yaparak. Yani. Hasta değildi. Yok alakası yok. Sadece onuruyla oynamak için prostat muayenesi biliyorsunuz makattan yapılır. Yani bak görüyor musun? Biz sana ne yaparız? İşte biz adama böyle yaparız. Eğil bakalım. E, seni bir prostat muayenesi yapalım. Diyen bir mantık. Rica ederim efendim dediğinde eğil lan! Dinlerek. E, şimdi o yüzden darbelere biz karşıyız. O yüzden biz darbe mağdurları isterse isterse hatalı bile olsalar. Hatalı bile olsalar. Darbe mağdurları her zaman bizim başımızın tacıdır. Darbeler e zaten hep ülkeyi geriye götürmüş bir süreç. Elbette yani, yani çünkü e mantığı yok. Hem ekonomik hem siyasi her türlü anlamda kaç yıl geriye gitmesine sebep olan bir süreç. E bunu ...tahil etmek, yani özellikle o dönemde... ...mesela bu darbelerin... E, ...yapıldığı, o girişimlerin bulunduğu dönemde... E, ...nasıl... ...akledilemedi acaba? Yani... E, ...amaç tamamen... ...başkalarının oyununa... ...alet olmak mıydı? Yoksa... ...gerçekten sadece bir ideoloji miydi? Dediğiniz gibi ego tatmini... ...ama bence o çok basit kalır. Siz nasıl yorumluyorsunuz ki? Valla ben... E, ...Adnan Menderes'in... E, karşısında bu darbenin yapılmasını bir dış mihrak oyunu olarak görmüyorum. Kendi içimizde. Siz çok hafife aldınız ama e, biz bu ülkenin sahibiyiz. Ya. Silahımızın namlusuyla biz bu ülkeyi kurtardık. Bu memlekette e, bakın e, laikliğin gelişi o kadar önemli ki. Laikliğin e, Atatürk tarafından getirilmesi ana nedenleri biliyorsunuz laikliğin temel ilkesi Dini de, e, devlet anlayışından korumak ve devleti de din anlayışından korumaktır. Çünkü Bakara suresi 256 der ki, dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoksa devlet yönetimi e, din algısıyla yönetilemez. Çok basit bir ayet bu. Diyor ki dinde zorlama yoktur. Bakara 256. Bir başka e, ayette Maide suresi 48'de diyor ki: Biz dileseydik tek bir ümmet yaratırdık. Sen sana indirilenle hükmet. Diğer ümmetlere de saygı göster diyor. Yani diğer ümmetler çünkü e, e, herkese bir şeriat verdik diyor. Şeriat verdik. Şimdi o yüzden bir şeriat devleti Kur'an'a aykırıdır. Çok net bir şekilde aykırıdır. Çünkü dinde zorlama yoktur diye ayet var. Bir ayete karşı çıkmaksa kişiyi dinden çıkartır. Şimdi dönüyorum sizin sorunuza. Yalnız ben o soruda hafife almadım onu söyleyeyim. Yok Acaba şeyi... şartlar ne olabilir? Ego. Onu... Hayır ha, aldınız. Yani siz söylediğiniz Ego, için çok söyledim. Hafife evet. Hayır. Ben çok ısrarla söylüyorum. Evet bize göre şu anda vatan haini bunlar. Bir başbakanı asmışlarsa. Ama bir vatan haini yapalım diye Amerika'nın uşakı olmak için filan falan yapılmış bir şey değil. Bir yapıldıysa da varsa öyle bir etki. Ee, bunun bilincinde olarak bunu yaptıklarını ben düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Yani biz Amerika'ya Türkiye'yi peşkeş çekelim mantığıyla yapıldığını zannetmiyorum. Ama Amerika'nın bu işte parmağı olabilir. Etkilenmiş... Mesela bu Kıbrıs meselesi de 27 Mayıs'ı tetikleyen süreçler içerisinde değil mi? Yani tetiklediği ee, Düşünebiliyor musunuz? Yani e, bakın e, bütün darbelerin temelinde aslında Amerika vardır. Sebebi şu: darbe ekonomiyi sıkıntıya sokar, kalkınmayı sıkıntıya sokar, büyümeyi sıkıntıya sokar, gelişmeyi sıkıntıya sokar, e, kültürlenmeyi, eğitimi sıkıntıya sokar. Ülkeyi geriye götürür. Evet. E, ülkeyi geriye götüren bir şey ise stratejik konumunuza baktığında, baktığınızda kuzeyde Rusya, e, doğunuzda olduğu gibi ortadoğu, Çin'e kadar, hı hı. E, güneyinizde Akdeniz. Ve siz Rusların sıcak denizlere e, inmesini engelleyecek bir e, yerdesiniz, stratejik evet. konumdasınız. O yüzden sizin zenginlememeniz lazım. Sizin sürekli ekonomik zorluklar yaşamanız lazım ki e, siz e, iyi bir müttefik olun, uslu bir müttefik olun. Şimdi bakın e, Tayyip Bey'e, Sayın Cumhurbaşkanı'na kızan olabilir, kızmayan olabilir, seven olabilir, sevmeyen olabilir. Hmm. Ben onu desteklediğim için söylemiyorum. Birçok konuda da kendisinin yaptığı ekonomik girişimlere, şunlara bunlara da karşıyım. Doğru da bulmuyorum yaptığı şeyleri. Ekonomide işte ne bileyim faiz sistemiyle emirvari uygulamalar, Merkez Bankası. Şimdi ama neticede e, Amerika'ya karşı bir dik duruşu var. Bu çok abartılmadığı müddetçe yani düşmanlaştırılmadığı müddetçe gerekli olan bir yapıydı. Bunu yaptı. Abartıldı. Belki de çevresi abarttırdı onu. Eee İyice çıkmaza girdi işler Amerika ile. Bir baktığınız zaman 15 Temmuz'un arkasında da siz Amerika'yı görüyorsunuz. Baktığınız zaman 12 Eylül'ün arkasında da Amerika'yı görüyorsunuz. Baktığınız zaman 12 Mart'ın arkasında da Amerika'yı görüyorsunuz. Siz e, bir istikrarsızlık gerekiyor ülkeye çünkü. Ekonomik gelişme büyüdükçe Amerika birdenbire bir şeyler çıkarıyor sizin karşınıza. Menderes döneminde de ekonomik kalkınmalar, açullar, tarıma yönelik elbette yönelimler oldukça fazlaydı. Ha, işte. Hatta askeri başarısı <laughs> mesela değil mi? NATO'ya <laughs> üye olma yine e, o dönemde, Adnan tabii. Menderes döneminde 1951 miydi? Yanlış olmasın 1952 yılında e, kabul edilmişti. Mesela bu anlamda da bir başarıydı aslında. Şey mi? NATO'ya üyeliğimiz. Aa, tabii. Şimdi ben ee, aslında NATO'ya üyeliğiniz e, üyeliğimiz kısmına geldiğimizde bu bize bir pranga mı? Onun da artık yavaş yavaş tartışılma zamanı geldi. O dönemde bilmiyorum. değildi ama. Tabii ki değil. O zaman bir siyasal güçtür. Bu evet. tür birlikler, birliktelikler siyasal bir güçtür. Bakın bugün Avrupa Birliği bile Avrupa'nın kendi birliği bile çatır Evet. Zaten ayrılmalar söz konusu. ben niye Amerika'nın Afganistan'daki bekçisi olacağım? Ben neden Amerika çekip gidecek, son askerine kadar gidecekti, ben orada kantin işleteceğim? Ben niye orada uçak uçuracağım? Bana ne? Yani 40 tane ülke gidiyor oraya. Adam, e, Biden diyor ki, ya ben askerimi öldürtmem, ben çekiliyorum. Evet Türkiye, evet sen oraya git, havaalanını sen işlet. En başta yaptığını yapıyor. Sonra kucağına atıyor 20 sene diğer vuruşuyor. Evet. Sonunda bizi bırakıyor 39'u varlaşıyor. 39 ülke ortada yok. Niye biz girelim bu işe? Ateş topu olarak diğer ülkede. Orada kucağından. başka bir oyun var. Evet. Oradaki oyun şu. Şimdi iki tür e, halifelik meselesi var. İki tür. Bir halife atayıp İslam emirlikleri oluşturmak şu anda oradaki Türkiye Cumhuriyetleri birçoğu tehdit altında. Kısmen İslamiyet e, dinine mensup insanları olan Türkiye cumhuriyetlerin çoğu tehdit altında. Bir, diyor ki ben halifeyi atarım, bir terör grubu ve daha sonra İslam emirlikleri oluştururum. İşte gider Tacikistan'ı ele geçiririm, Türkmenistan'ı ele geçiririm. Suriye'yi ele geçiririm, Halep'i ele geçiririm, bir emirlikler oluştururum ve ben bunun halifesi olurum diyor. Bir de Taliban gibi, El-Kaide gibi e, önce İslam emirlikleri oluşturup bunların arasından seçimle halife çıkarmak isteyen karşı zihniyet var. Bunlar o yüzden birbiriyle vuruşuyor. Ama baktığımız zaman zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış. Halifelik bizde. Bu durumda azıyor. Türkiye mi oluyor? Hayır. Olur mu? Halifelik onların ne alakası olan bir konu ki? Halifelik bizde. Atatürk halifeliği kaldırmadı ki. Atatürk halifeliği Meclis'in utesini aldı. Abdülmecit Efendi'yi görevden aldı. Şu anda halifelik <laughs> ve kutsal emanetler Türkiye'de olduğu için halifelik de Türkiye'de. Şimdi bunlar bu tür terörist faaliyetlerle İslam emirlikleri oluşturup iş halifelik atamasına geldiğinde şu kutsal emanetleri verin biz halife olacağız dedikleri gün Türkiye'nin başına bela olacaklar bunlar. O yüzden Türkiye bu işin tarafı olmamalı. O yüzden Türkiye o yüzden Türkiye bir şekilde gidip Afganistan meselesine bulaşmamalı. Ben bunu gene bu televizyonun Ankara'daki İstanbul'daki stüdyosuyla ilgili yaptığımız bir e, açık oturumda söyledim. Bizi bulaştırmaya çalışıyorlar. Kim yapıyor bunu? Gene Amerika yapıyor. bakın. Siz burada kalın havaalanını yönetin. E, silah çekerse Taliban. Ben 500 askerimle orada. Taliban'a silah mı çekeceğim? Hayır. E, git derse gideceğim. E, o zaman ne, niye duruyorum ki ben orada? NATO gücü. E, NATO gücü ise 39 tane ülke nerede? Siz nasreddin hocanın fil hikayesini bilirsiniz. Timurlu olan. <laughs> ne diyor? <laughs> Allah tek kaldı, ortalığı sıkıntıya buna bir eş bulalım diyor. Yeni bir fil Nasrettin daha Hocam lazım diyor. Bakıyor evet, ki arkadaş bir köylü kalmamış. Evet. Şimdi bize e, çok tartışıldı. Dedim ki Türkiye derhal geri dönmeli. Hatta o tartışmada e, hocalarımız vardı profesör. E, onlar bizim yani Afganistan'da olmamız gerektiğini söylediler. Olmamız gerekiyor da hı hı. bir anda tek bir kurşun atmadan Afganistan'ın üçte ikilik bölümünü ele geçirdi Taliban. Evet. Bu Afganistan ordusunun kendi ülkesini satmasıdır. Bizi bu işe dahil etmek istiyorlar. Bakın niye konuyu dağıttım? Şunun için dağıttım. Halifelik konusunda. Başımızı belaya sokmak isteyen bir anlayış var. Adrese baktığınız zaman Amerika çıkıyor. Ekonomi konusunda başımızı belaya sokmak isteyen bir anlayış var. Dolar birden 5 liradan 7 lira 20 lira kuruşlara çıkıyor. Ertesi gün 6 liralara düşüyor. Daha sonra 6.80 lira çıkıyor. Şimdi 8.5 liraları buluyor. Bunlar neyle oluyor? Bunlar birilerinin bir şey yapmasıyla oluyor. Evet. Yani sizin Amerika ile olan e, ilişkilerinizde Biden telefona çıkmıyor, dolar 20 kuruş atıyor yukarıya. Bunu bilerek yapıyorlar. Sonra da gidiyor, e, NATO toplantısında bizim Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayağına kadar gidiyor. Niye? Şimdi Benim telefonuma çıkmayan adam benim ayağıma kadar geliyorsa orada bir iş var. Sonunda da çıktı yumurta ortaya. Nedir o? Afganistan'da sen havaalanını yönet. Sen beni ne atıyorsun ateşin içine ya? Benim askerime. Bakıyorsunuz. E, sen benim müttefikimsin. Evet. PYD'ye, YPG'ye olduğu gibi ağır silah yardımı. Afganistan'dan kaçarken bütün silahları orada bırakıp gidiyor. Sebep oraların karışması lazım. Rusya'ya karşı, Rusya'nın güneyindeki bütün Türkiye Cumhuriyetleri Pakistan'la birleşip hem Çin'e karşı bir blok hem de Rusya'nın güneyinde Rusya'yı eee Güney ile e, Orta Doğu ile ilişkisini koparabilecek bir anlayışı orada oluşturmak istiyor ve Türkiye'yi de oraya bekçi olarak dikiyor. Biden'ın Cumhurbaşkanının ayağına kadar gelme nedeni o. Türkiye istese olmaya da bilir ama. Efendim? Türkiye istese orada kalmaya da bilir ama. Biz kalmadı zaten. Hayır kalmadı zaten ama Hayır, Biden rica etti diyorum. o gün NATO'da. Dedi ki biz çekileceğiz. Kabili size bırakıyoruz. bir Baş ediyor sanki. Şimari e çocuk edası da zaten Amerika. Büyük şeytan, büyük şeytan. Şimdi Adnan Menderes dönemine geldiğimizde de, 12 Mart dönemine geldiğimizde de, evet. 12 Eylül dönemine geldiğimizde de, 28 Şubat sürecine geldiğimizde de, bakın hatta gezi olayları çok enteresan. Yani çok enteresan bir görüntü. Gezi olaylarında. O da dış mühlak oyunu. Bakın bir tane sahne söyleyeceğim size. Kendi gözümle gördüğüm bir sahne. Var mıydınız o dönem orada? Ha, yok yok orada değildim. Televizyonda gördüğüm bir sahne. Claudia Roth. Şu Yeşiller Partisi. Evet. Alman. Ne işi vardı orada? Aynen öyle. Ne işi vardı? Bu kadar. Soru bu. Ne işi vardı orada? Yani bizim e, ülkemizde Maalesef sol takım kendini çok fazla kullandırır. Sağ takım da başka türlü kullandırır. Ya bizim belli olaylar var ki hep birlikte olmamız gerekir. Bunun AK Partisi, Kök Partisi, İyi Partisi, CHP'si, MHP'si yok. Vatan mevzu bahisse Tek parti ile ilgili bir ayrışmaya gerek olmamalı bu ülkede. İçeride vuruşuruz biz, kavga ederiz. Biz Tayyip Bey'e laf söyleriz, Tayyip Bey Ahmet'e laf söyler, Ahmet e, bilmem Devlet Bey'e laf söyler. Hiç mühim değil. Ama e, iş ülke, ülke söz konusu olduğunda ise, evet. Yani burada kesinlikle. orada artık sen yaptın, sen Amerikalılarla bilmem ne yaptın, sen öbürünü yaptın. Hakaretler havada uçuşuyor. Bir defa bu siyasi üslubun bir değişmesi lazım. Bu siyasi üsluplar Çok sert, bizi 12 Eylül'e götürdü. Evet. Bu siyasi üslubun, üslubun sertlikleri bakın 28 Şubat'la Adnan Menderes dönemini kıyasladığımda e, Meral Akşener'e seni yağlı kaza oturtacağız diyen bir ahlaksız bugün rütbeleri söküldü. Aşağılık bir adam var. O günde Adnan Menderes'e eğil prostat muayenesi yapacağım diyen bir zihniyet var. Bakın bunlar yani biz yağlı kazağı oturtacağız diyor. Ve bunu bir kadına söylüyor. Yani e, sebep de biliyor musunuz? Sebep şu o dönem 28 Şubat'ta e, Meral Hanım İçişleri Eee Yargıtay'ı çağırıyorlar ayaklarına, briefing veriyorlar. Siyaset akademilerinde yüzbaşılara, binbaşılara bilmem devlet yönetme dersi veriyorlar. Anayasa Mahkemesi'ni ayaklarına çağırıyorlar, briefing Onlar da veriyorlar. Briefing. Şimdi bakın, bunların savunulur tarafı falan yok. Evet. Yani bu bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni terzi ederiz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işi değil. O dönemde zaten Bugünün generalleri eğer Fetö'den tutuklanıyorsa e, onlar da o günün ya binbaşısı ya albayı ya... Yani bir, <gülüyor> bir <gülüyor> şey, Bakın bir şey, şimdi evet. orada bu 13-14 tane kahraman var ya. Hani şu tekrar yeniden tutuklandılar onaylandı. E, analarının ak sütü gibi helal olsun o hapishane onlara. Analarının ak sütü gibi helal olsun. Kullandırdılarsa da daha... helal olsun. Kendilerini kullandırmadılarsa da, terbiyesizlik yaptılarsa da, yaptılar çünkü. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni temsil etmek değildir bunların yaptığı. Biz devleti kurtarıyoruz mantığıyla hareket ettiler ha. O 13-14 kişi var ya, o generaller bugün tekrar tutuklanıp içeri atılan ve rütbeleri sökülen, er statüsüne getirilen adamlar e, belki de masumdular. Belki de nasıl masumdular. Devleti kurtarıyoruz biz. Ülke laikliği e, koruyoruz filan diyorlar. Laikliği Kur'an koruyor zaten. Dinde zorlama yoktur diyor. Dinde zorlama yoktur demek devletin zorlayıcı kuralları e, dinin e, kuralları zorlayıcı hale getirilemez demektir. O da devlet yönetimi yani şeriat e, Kur'an-ı Kerim'le örtüşemez demektir. Kur'an Kur Kur'an esasında laikliği korur, savunur. Yani dinde zorlama yoktur ayetini şeriat nasıl Şeriat algısı zaten farklılaştı yani. Olay. Bakın şimdi, şeriat çok daha farklı Şeriat sadece şey dinde yaptı. konuşulmaz ki. Evet. Mesela sizin bir program sunucusu olarak sizin bir şeriatınız vardır. Şeriat yöntem demek. Kural demek. Dine baktığınız zaman, Kur'an'a baktığınız zaman Kur'an'ın yöntemi demek. İncile baktığınız zaman dini anlamda, İncil'in yöntemi demek. Yol. Ama bir marangozun kendi yöntemleri olabilir, ahlaki yöntemleri, etik, etik yöntemleri değerleri. veya huku hukuk kuralları. Onların da kendi ölçülerinde şeraitleri olabilir. Ticaretin kendi yapısında bir kişinin ama kişiseldir. Bakın din kişiseldir. Devlet yönetimi zorlayıcıdır ve toplumsaldır. Evet peki. Şimdi sohbetimize devam edeceğiz. Bir ara vermem tabii, gerekiyor. Tabii. Sevgili Buyur. izleyiciler, kısa bir ara. Sonrasında buradayız. Aranın ardından öğle arası kaldığı yerden devam ediyor sevgili izleyiciler. Ekranlarını yeni açanlar için tekrar bir hatırlatma yapmak istiyorum. Stüdyo konuğum, araştırmacı, gazeteci ve eski bürokratlardan Vejdi Çınar. Bugün 17 Eylül ve e, Adnan Menderes'in, merhum Adnan Menderes'in ve tabii ki arkadaşlarının da idam edildiğinin 61. yıl dönümü. Bu vesileyle bu sohbeti gerçekleştiriyoruz. Tarihi... Karar eki olarak sürülen 27 Mayıs darbesini de konuşuyorduk Mecdi Bey'le. Ee, tabii Adnan Menderes dönemine gittiğimiz zaman o dönemde e, Sayın Merhum Adnan Menderes'in tarıma özellikle ilgi duyması. Sanayiye. E, sanayiye ilgi duyması, tarımda makinelaşma sürecinin Üretimi. başlaması, e, işte... Askeri birlik olarak da güçlenmesi değil mi? Bunların hepsi birer faktör de aslında. E, Türkiye ekonomisinin kalkınmasında dış e, ülkelerin özellikle rahatsızlık duyması da belki tetikleyen süreçlerden bir tanesiydi. Belki değil, o kesin. E, ya elbette ama e, kesinlikle bu zaten büyük önemli bir faktör ama e, başka alt sebepler de oluşabilir diye söylüyorum. Ee, i̇sterseniz buradan yine devam edelim çünkü e, bu gerçekten önemli. Mesela Kore'deki başarının yansıması askeri birliğinin orada bir başarı elde etmesi hmm. siyasi anlamda askeri anlamda işte devletin güçlenmesi de bir rahatsızlık sebebiydi. Hmm. Hepsi böyle bir e, toparlanış sürecine bakıldığında dışarıdakileri rahatsız etti değil mi? Şimdi... Tarih tekerrürden ibaret yani günümüzde de biz Tabii. bu tarz şeyleri çok yaşıyoruz. Bir tane sebebi var onun. Tek bir sebep var. Ayrık otunu bilir misiniz? Elbette. Duymuşsunuzdur. Tarlayı sarar, siz ondan mücadele edersiniz, tekrar çıkar, değil mi? Evet. Şimdi e, Türkiye ne zaman bir kalkınma hamlesine girse, hemen bir basaklama ve Türkiye'yi mahvetme politikasının planları kurulur. Çünkü stratejik konum olarak siz öyle bir yerdesiniz ki Rusya Sıcak denize inebilir. Ne bileyim, e, Orta Doğu kontrol altında tutulması gereken bir yer. E, Güney Akdeniz, işte Mısır, Libya'sı, e, Fas'ı, Tunus'u, Cezayir'i bir baktığınız zaman, buralar petrol zengini olan yerler. Onlar da kontrol altında tutulması gereken yani yerler. Siz öyle bir noktadasınız ki. Stratejik. E, heh, yani o yüzden Kıbrıs meselesi var mesela. Evet. Yani o yüzden yani çok eskiden beri Kıbrıs meselesi var. Osmanlı döneminden beri var. Osmanlı döneminde de Amerikan parmağı var gene. Yurt dışı parmaklar gene var. Yani koskoca bir imparatorluğun işgal güçlerinin şeyine baktığınızda gene Amerika'yı bulursunuz. Hiç görünmez. Yani ne zaman bir kalkınmaya kalksanız, ne zaman bir gelişme arz etseniz, ne zaman milli geliriniz artsa... Ki o dönemde tabii. Adnan Menderes döneminde gayri safi milli hasıla yüzde dokuzluk bir oranla da büyümüş evet, kişi yani başı. Be, evet yani o... Değil ortalama yüzde yani ve bu süreyen bir de sürdürülebilir bir yapıda. Evet. O noktaya geldiği anda ihtilal oluyor. Ve Türkiye kafasını beş yıl, sekiz yıl, on yıl tekrar işte yeniden büyük Türkiye diye Süleyman Demirel çıkıyor ondan sonra. Büyük Türkiye diyor bilmem yani tekrar... Biz büyüyeceğiz kalkın muamelesi. Onlar siyasete dönüşüyor. Evet Çünkü o dönem artık sağır bir dönem. 12 Eylül'e baktığınızda da sağır bir dönem. Yani 12 Eylül'den işte özel dönemine kadar olan o iki yıllık süreç e, gene sağır bir dönem. Evet. Yani e, sürekli böyle bize bir şeyler fişeklenmiş. E, o kadar ucuz ki insan darbede insan o kadar ucuz ki. Bir sağdan astık, bir soldan astık diyor adam. Bakın, e, e, yani bu iktidarı kutlamamız gereken şeyler de var. Bir hayvan hakları ile ilgili e, bir e, kanun çıktı, bir bir şeyler yapılıyor anlatabildim mi? Yani biz e, deniz kaplumbağalarına kadar özen gösteriyoruz, değil mi? Yani insan olarak da bunun kıymetini daha biz yeni yeni anlıyoruz bir kirpinin ne kadar önemli olduğunu bir Geç orman yangınında asıl olması gereken <gülüyor> sürecin <gülüyor> bir, değil mi? bir orman yangınında o hayvanların nasıl kaçtığını onlara nasıl sular verildiğini Avustralya'daki özellikle yangına o e, küçük e, ağaç hayvanlarının e, insanların kucağına gelip nasıl onların elinden su içtiğini izledik yani e, bir hayvan hayatı bu kadar değerliyken Darbede insan hayatı sıfır. Ya bir kere canlı olarak bakmak <laughs> lazım. Yani Allah'ın yarattığı bir canlı Tabii bu insan da hay hayvan bence çok kıymetli. Çok Ama bunun bilincinde olmak noktasında çok gelişmiş bir senelerdeyiz, dönemlerdeyiz. Artık Olması uzay çağından, noktadayız. Z kuşağından bahsediyoruz. Bir uzay çağından söz ediyoruz. İHA'ların, SİHA'ların, tihaların konuşulduğu bir dönemdeyiz. Bakın, canlıya verdiğimiz önem çok gerilerde kalmış olmalıydı. Yani biz şimdi çok daha fazla önem veriyor olmalıydık. Biz çok geç kaldık buralarda. E, temele baktığınızda hayvanla ilgili bu kadar e, önemin oluştuğu bir yapıda, mesela insanların en büyük dostu, ...ta ilk çağ döneminde atlar. Evcilleştirilmiş. Tabii insan işte ne bileyim sürüyorsunuz. Önce karasaban kara saban bulunuyor, e, sonra çoklu saban bulunuyor. E, bu özellikle e, kuzey Atlantik ülkelerinde e, mesela o büyük bir icat tarım devriminde e, böyle tekli saban değil de büyük sabanın bulunuşu, 8-10 atın çektiği. Hep insanların dostu yardımcısı olmuş. Evet. O eşek. Kalaylaştırıcı. E, köyde evet. eşek. Ee, insanın en yakın dostu. Çünkü yükünü taşıyor. Yani e, geçimini sağlıyor koyunlar. Şimdi biz bunlara bu kadar önem verirken 12 Eylül'de diyor bir tane ondan astık bir tane ondan astık lafı sözü kesildi diyor. Bakıyorsunuz 28 şey 15 Temmuz'da Ankara'nın e, alt geçitlerinin üst geçitlerine bombalar yağdırıldı. Meclise bomba atıldı. Yani hiçbir darbe savunulamaz. Hiçbir haklı sebep darbeyi gerektirmez. Hiçbir en mesela diyoruz ki AK Partililer gözünden söylüyorum. Diyorlar ki işte bu Kemal gelirse şöyle olur, Kemal gelirse böyle olur diyorlar ya. Onlara göre söylüyorum. Hı hı. Kemal Bey gelirse darbeden iyidir. Şimdi CHP kesimi de diyor ya Tayyip Bey bu ülkenin başına dert, sıkıntı. Darbenin yerine Tayyip Bey o solcuların solculara söylüyorum bu sefer Tayyip Bey e, tartışılmaz bile. Kemal Bey de tartışılmaz bile. Demok en kötü demokrasi darbeden iyidir. E tabii yani darbeyi savunacak değil. Onu anlatmaya şu an çalışıyor. Yani, tabii. Hayır, bir savunacak Evet yani hiçbir gibi. Hiçbir yanı yok. Sonuna şimdi. kadar eleştireceğiz. Evet. Yani çünkü darbe e, önü sonu belli olmayan kurallar diziniyle evet. yönetilir. Evet. Ki hangi kafadan ne sesin geldiği, nereye göre gittiği de belli olmaz. Tabii. Bakın 71'de Demirel hep şeyle suçlandı. Şapkasını aldı gitti diye. Şimdi o dönemin çok enteresan ikili yöntemi var. Birisi Nasıl şapkasını aldı gitti? O kısmı biraz açar mısınız? Tabii. Yani Demiral Demiral işte FETÖ şapkasını aldı gitti dediler ya hep. Hı. O o şeyle ilgilidir. 12 Mart muhtırası ile ilgilidir. Nihat Erim'in başbakan yapılması. O da bir darbedir sonuçta. Hükümeti indiriyorsunuz. Evet. Ve Nihat Erim o dönem CHP milletvekili. CHP milletvekilliğinden ayrılma koşuluyla ayrılma koşuluyla Asker tarafından Baya muhtıra mecliste okunuyor biliyor musunuz? Evet Mecliste muhtıra okunuyor Ve e, Nihat Erim e, CHP'den ayrılmak kaydı şartıyla Tarafsız başbakan oluyor bir hükümet kuruyor Sonra o hükümet yürümüyor Sonra ikinci hükümeti kuruyor Anlatabildim mi? Kim yönetiyor? Asker Ama askerin gerekçesine bir bakın Demirel şapkasını aldı gitti Demirel'in şapkasının alıp gitmesi tamamen bir aldatmaca. 9 Mart olayı var bir de. 12 Mart'tan önce. 3 evet. gün önce. Deniz Gezmişlerin, Yusuf Aslanların, Hüseyin İnanların Evet. Gencecik yaşta. Ya, hayır. Ölümü değil. Onların bir darbeye teşebbüsü var. Vatanı kurtar. Gencecik çocuklar. O dönem Diyorlar ki bir darbe geliyor hı hı. biz buna karşı darbe yapalım. Üç kişi nasıl darbe yapabilir? Üç kişi beş kişi Yani e, yani sonuçta hakikaten de ses getirdiler yaptılar ettiler. Bugün meclisi bombalayanlar meclisi bombalayanlar öldürülmedi. Belki bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında deniz gezmiş olacaktı. O dönemden lider ha yaptığı iş doğrudur yanlıştır tartışırsınız darbedir diye düşünebilirsiniz. Karşı darbedir diye düşünebilirsiniz. Birileri onu savunur. Bir, mühim değil. O dönem devlet devlete deniyor ki askeriyenin ayağa kalkmasının sebebi bu üç kişi dört kişi sol darbe yapacak. Hı hı. Onun için biz devleti kontrol altına almamız lazım deyip muhtıra veriliyor. Sebep o. Sebep bu. Bütünü bu. Yani e, e, ve Süleyman Demirel de o dönem toy. Toy Yani. Kaç yaşındaydı o dönem rahmetle Ya o dönem 40 yaşında falan. 43 falan. 30 küsür yaşında 64'te 30 30 yani e, toy yaşında. Ya bir an, o an toy artık. canım yani şimdi 32 43. yaşında başbakan oldu o. E, 64 71'e kadar 7 yıl. 39 yaşında işte 40 yaşında. Deneyimi yok. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nden gelme bir adam. Ama daha sonra bir deha. Çünkü <laughs> en büyük eğitim yediğiniz dayakla olur. Yediğiniz darbelerle olur. E şimdi sayılarsın. bütün darbelere de da muhatap kaldı. Güçlü kılıyor. Ve 28 Şubat'ta da o çok suçlandı mesela. Evet. Ama ben kendi ağzından birebir onlarca defa evinde yaptığım konuşmada ben e, Tansu'yu da e, Erbakan'ı da e, yani açıkçası Meral Hanım'ı da, Abdullah Gül'ü de, Tayyip Bey'i de bunların hepsini idamdan döndürdüm diyor. Ben o gün tansiyo görev verseydim darbe olacaktı diyor. Şimdi onun iddiası da bu. İşte efendim Demirel şöyle kötülük açıkçası biz de gönül koyduk o dönem. Kendi partimizi Tansu Hanım başbakan olacak niye vermiyorsun başbakan? Diyor. Kıskanıyor musun gibi dahi Şeyimiz oldu. Hı, Cumhurbaşkanlığı bittikten sonra e, evinde yap ben e, çok eski e, onunla e, iletişimim. Ben 14 yaşından beri onun yanında yetişme bir adamım. E, kendisine sordum. Yani herkes de cesaret e, etmez pek o soruları sormaya. Dedim ki niye vermediniz Tansu Ne dedi? Döndü dedi ki eğer verdiğim an darbe olacaktı. Hı, dedi. Darbe olacaktı. Yani bir o, o, ama o. O, o zaman bakın Tayyip Bey yani falan or, öngörü bakın öngörü Tayyip miydi? Bey ne başbakan olabilirdi ne cumhurbaşkanı. Belki Tayyip Bey olmayacaktı Allah korusun. Belki Abdullah Gül olmayacaktı. Bel Erbakan belki olmayacaktı. Yani bu ben onların ke kellelerini kurtardım demek istedi. İdamdan kurtardım demek istedi. Fatih Erbakan çıkıyor şimdi bir şeyler söylüyor. Yani bir şeyler yapıyor. O babanın evladı olmasını isterdim ben Fatih Erbakan'ın. Ne yanlış şeyler mi yapıyor? E, yanlış şeyler yapıyor tabii. Yani siz e, neyin mücadelesini? Bundan ne kadar eminsiniz ama yanlış şeyler Çok yaptığını. Çok eminim. Ben onun babasının 10 yaşındayken e, oy pusulalarını dağıtan kişiyim. Benim babam getirdi Erbakan'ı Konya'ya. Benim babam Borsa Başkanı'ydı. O da Odalar Birliği Genel Sekreteri'ydi. Biz 28 Şubat sürecinde babasının Erbakan ben Erbakan'dan Baykal'a başbakanlık önerisi götürdüğümde, üç defa götürdüğümde Fatih Erbakan üstü açık arabayla yedinci caddede geziyordu Ankara'da. Gençmiş. <laughs> Ama babası öldürülecekti. Ve şimdi bakıyorum, ee, babasının partisini babasının binasından kovdu. Nasıl izah edeceksiniz bunu? Hadi ben de size sorayım. Emin misiniz diyorsunuz. Eminim. Babası bakın. Hani konumuz o değil ya. <laughs> Siz biraz şey yaptınız. Ben o konuda biraz evet çok hassasım. Do, çok dolusunuz ıı, herhalde. üzülüyorum da. Yani. E, Neye çok kızıyorsunuz yani Fatih Erbakan? Hadi bunu sorayım da Fatih konuyu kapatıp yani şey, konuya dönelim. E, bakın e, hiçbir şey olmadan olmaz. Olgunlaşmadan olmaz. Eee Erbakan'ın oğlu olarak ona oturup mevcut partide onun başına geçmesi beklenirdi. Şimdi doğrudur yanlıştır. Erbakan bu hükümete hiç destek verdi mi? Yaşadınız o süreci. Hiç verdi mi? Ölünceye kadar eleştirdi değil mi bu hükümeti? Değil mi? Hı hı. <laughs> Şimdi sen ayrı bir parti kurarak Babanın partisini binasından kovup, o partiden Erbakan ismini ben çekiliyorum, Erbakan ismini de bu partiden çekiyorum demenden çekilmez o. O partinin bir kemik oyu var. Temel Karamollaoğlu üzerinde oyunlar oynanıyor Cumhurbaşkanlığı nezdinde. Şimdi, e baban ne ol ol? Ya da babanın adını kullanma. Bu kadar. Neyse. Bu, evet, bu değil. Konu bu değil. This Ama konu şu. 28 Şubat sürecinde Erbakan'ın idam edilmesi Tansu Hanım'ın idam edilmesi hapse atılması bunların belki o zaman idam vardı. Bakın bugün meclisi bombalayanları idam edilmiyor. Evet. Ama Adnan Menderes idam edildi. 28 Şubat başarılı olsaydı yani hesapları tutsaydı 12 Eylül'deki gibi zincir bozana filan göndermeyeceklerdi belki de. Şimdi 13-14 tane o general içeri atıldı hı hı. diyorum ya. Hı hı. O generaller er oldu artık onlar. Ha Şimdi o adamlar hak etti mi? Hak etti. Ama temele baktığınızda ne var? Temele baktığınızda 28 Şubat sürecinin dibinde de Amerika var. Yılanın başı. Yılanın başı zaten. ama kullandığı adam kim? Kim? FETÖ. Fet Bakıyorsunuz o dönem şimdi yeni yeni e, tutuklanan bir sürü general FETÖ'nün adamı çıktı. Demek ki o zaman bir daha tekrar ediyorum ya Binbaşı'ydı ya, ya Albaydı ya Tuğgeneraldi. Rütbeliydi yani. Rütbeliydi tabii onlar. Alttan demek ki bu 14 tane paşayı vatan elden gidiyor. Zaten Türkiye'de e, gayrimeşru yapılmak istenen her noktanın temelinde Din elden gidiyor. Vatan elden gidiyor. Bir şeyler elden gidince. Gidiyor. <laughs> e, ee, paniğiyle hareket ettiriliyor. Şimdi, Korku. Tayyip Bey'i eleştireceğimiz çok konu mı? var. Ekonomide eleştiririz. Siyasette eleştiririz. Üslupta eleştiririz. Ama öveceğimiz çok konuda var. Yatırımı var. Yatırımlar var. Bir sürü köprüler var. Otoyollar var. Yöntem eleştirebiliriz. Ama yapıldı mı? Yapıldı. Eleştirebilirsiniz ama ona yönelik de bir proje sunmanız lazım. Peki ne olmalı? <laughs> Eleştirdiğiniz şeyin karşılığında bir şey sunmanız lazım. Eleştiri şu demek zaten. Ee, tenkit ettiğiniz bir şeyin karşısında Başka yöntem bir sunmanız bir yöntem. lazım. Aynen öyle. Yoksa tenkit olur o. Tenkit tekil reddir. Eleştiri ben bunu istemiyorum, reddediyorum. Çünkü noktalı virgül. O çünkü'nün arkası Devamı olmadı. gelmesi lazım. Evet. Şimdi sol yıllarca bunu yapmadı. Mesela Kılıçdaroğlu çok güzel şeyler yapıyor şu aralar. Hı hı. Çok güzel şeyler yapıyor mesela. Onu savunduğum, mesela, savunduğum için söylemiyorum. En diyor ki şeyini... biz yıllarca hata yaptık diyor. Ha bunu kabul ediyor. Bu Etti iyi bir ya. şey. Geçen Onu gün söyledi. Evet, biliyorum. Şey. Bu çok güzel bir şey. Yani tabii insanın kabul etmesi tabii, hataları. tabii. Yani mesela ee, biz ya bir giyim kuşama takıldık 35 sene. Din elden gidiyor gitti. Ne bileyim biz ee, yani dini eğitime takıldık. Bir grup yasaklamak istedi. Bir grup bilmem. İşte Adnan Meydere döneminde mesela ha. ezanın İmam o zaman aslına ezan aslına Din derslerinin Tabii. konulması. olması. vatan elden gidiyor oldu o zaman. Layıklık gidiyor. Atatürkçülük gidiyor. Şimdi ben Atatürk'ü kullananlara bakıyorum. Atatürk sağ olsaydı Kemalist olur muydu? Bence olmazdı. Yanlış anlaşılmış. <laughs> yani e, hatta şeyden ürküyorum yani bir ara kafasını kaldırıp siz beni yanlış anladınız ya. Ben sizin Atatürk'ünüz değilim diyebilir mi o cenaha? Çok yanlış. Üretimle ilgili. Bakın e, Atatürkçüyüz diyen kesim e, dine karşı. Ya adam Atatürk dini kurtarmak adına laikliği getiriyor. O dönem istese istese zaten hazır bir ekip var dine vuracak. Dindarlara vuracak bir ekip var. Devlet yönetimine gelmeye hazır. İzin hmm. vermeyeceğim. Kendi ekibi. Biliyor onları laiklik diyor. Aslında dini kurtarıyor. Sahte Hacı Hocadan. Sahte Hacı Hocadan değil. Neyden? Devlet kontrolünde. Tamam, işte onların siyasete dahil olmasından. Sahte Hacı Hocaya da vuruyor. Evet, yani biliyorum o. Biliyorum tabi. İşte şey, yani bir. E, yani din kisvesi altında <laughs> devlet politikalarını değiştirmek. Evet. Bunu demek istiyorum ben de zaten. <laughs> yani evet. burada e, Atatürk esasında dini devletten koruyor. Evet. Laikliğin ilk geliş amacı, o. devleti dinden korumak için değil. Çünkü o dönem e, dini yöntemlerle devleti yönetmeye kalkan kimse yok. Bir tek Abdülmecit Efendi var. O da cumhuriyeti yok etmek istiyor. Onu da görevden alıyor. Ve o kadar akıllıca yapıyor ki halifeliği askıya alıyor. Meclis hütesini alıyor. Bugün meclis isterse halife atar. Hı hı. Yani meclis e, bugün halife atayabilir. Çünkü... Meclis uhdesinde yani manevi bir e, yapıya dönüştürüyor. Neden? Halifeliği başka devletlerden birisi alıp kullanmasın o gücü diye. Nutuku okuyanlar bunun ince sırlarını orada görürler. Ülkenin o dönemki ekonomik şartları. Evet. Dünya çapında e, başkasına olan bağımlılıklar. Hep dikkat ederseniz e, emperyalizmden kaçmaya çalışıyor Atatürk. ...yani büyük devletlerin baskınlığından... Evet. ...parasal sen, baskınlığından... Sen... ...kaçmaya çalışıyor... Hı. Şimdi ...ama bu arada... ...halifelik... E, ...aynı zamanda... ...din adına karar veren bir mekanizma... E, ...peki bir tarafta petrol çıkaran... ...bir Arabistan varken... ...senin halifeni kim sallayacak... ...kim umursun... ...bunu görüyor... Hı. ...ve diyor ki... ...biz bunu... Hem Cumhuriyete bir sıkıntı veriyor Abdülmecit Efendi O dönemde e, Onu görevden alarak Halifeliği ne yapalım Halifeliği de meclisin Geçelim. Manevi e, yapısının içinde tutalım Ve Bunun gerekçesi Ülkenin ekonomik olarak güçlü olduğu Belki ileride Belki yüzlerce yıl sonra Tekrar işte o yüzden Afganistan e, Meselesine biz halifelik adı altında teröristlik yapanlarla çok muhatap olmamamız için bizim onlarla çok bu gerek yok yani vuruşmamıza bir gereksiz vuruşmaya gerek yok. Gerekiyorsa vururuz tabii. Korkmayız Biz da. kendi ülkemiz için, kendi ülke ha, sınırlarımız tabii. için. Tabii. Yani evet. Bizim sınırımız bile yok. Ne işimiz var Afganistan'da? NATO göreviyle gittik. NATO'nun diğer 39 kişisi nereye kaçmış? Yani niye kaçmışlar bunlar? Bir bakıyoruz tek başımayız. Evet ne yapacağız orada? Kantin işleteceğiz. Uçak uçuracağız. Hostes işte eleştireceğimiz konular da var Cumhurbaşkanı'na. O dönemde direkt çekilin gelin diyecekti. Yani ağzını yıkamayı bilmeyen bir tane adam çıkıyor diyor ki siz de diyor dış güçsünüz çekin gidin gerekirse biz sizi davet ederiz. Diyor. Niye dedirttiriyorsunuz bunu kendinize? Amerika işte Amerika ile aramızı düzgün tutalım tutmayalım ya. Yani Amerika'nın biz güvenlik e Şimdi e, soğuk savaş devam, devam ediyor değiliz. ama şimdi diplomasi ilişkiler denilen bir şey var yani ülkeler arasında. Mesela <laughs> ABD, Çin'e biliyorsunuz zıt ama şu an bugün anlaşma eşiğinde oturdular. İşte o soğuk savaş işte bir anlaşmayla Biden'ın Benim açılması. askerim ölmesin senin askerin ölebilir önemli değil desin. Yani tamam işte Yok orada öyle bizim şey. de kendimize göre bir Tabii şeyimiz var. Tabii çekilmemiz lazım o gün. Amerikan askerinden önce bizim korkaklığımızdan değil çekilmemiz lazımdı. Biz niye oradayız? Amerika oraya 20 yıldır savaş açtı diye NATO gücü olarak gittik. Amerika çekilmiş, işin sahibi kaçmış, gitmiş. Biz niye duruyoruz? Kaçmak değil, çekil. Ondan sonra bizim Afganistan'la ilişkilerimiz iyi olacak. Evet, iyi olacak. İyi olması için sen orada Amerika'nın unsuru gibi durursan adam da sana çek git der. Yani yasada yargılamalarına geçelim mi? Geçelim. Tabi. Ne dersiniz? Yani yasada yargılamaların hukuki dayanağı gerçekten güçlü olarak mı sunulmuştu? Ne olmuştu o dönem? Şöyle bir gitsek o döneme. İşte e, cumhurbaşkanı e, köpeğe zimmetine geçirmiş, onun parasını yemiş mesela. Yargılama bu. E, mesela e, zimmete geçirildiği iddia edilen paralar var. O yüzden. Fatih... Ama ispatlanmamış. Yok ispatlanamıyoruz. Zaten ispatlanması <laughs> gerekmiyor ki o çamurat izi kalsın. Ya yani adam şimdi bakın, e, e, onları idam etmeye zaten karar verilmiş. Ha, kılıf. Şimdi bir öğretmen olarak düşünün kendinize. Ben bu çocuğu sınıf geçireceğim diyorsunuz. Çocuk siz soruyorsunuz bilemiyor. Şöyleydi değil mi, onun cevabı diyorsunuz bir yolunu yordamını bulup geçireceğim yani. Aha veya bırakacaksınız. Evet. Ne söylerse söylesin. Karar neyse. Karar verilmiş zaten. Evet. Darbe döneminde hukuk yok ki. Yani evet, Darbe varsa zaten hukuk yok. Yok. Bak, yok. Şimdi hukuk ne? Evet. hukuk hukuk kuramını konuşalım önce. Hukuk nedir? Herkes için eşit haklar. Şimdi hak kişiye mahsus bir şey. Mesela o koltuk sizin hakkınız. Bu koltuk da benim hakkım bu koltuklarda hukuk yok. Ama soluduğumuz havada huk hukuk var. Veya önümüzdeki bu sehpada hukuk var. Bunun belli bir alanını ben kullanıyorum. Ortak Bunlar paylaşım alanları evet. Arapçada haklar kavramı, lar ekini alan yani birçok hakkı e, topladığınız zaman olan kavrama ve bunun ayrışma ve sınırlarını belirleme biçimine hukuk deniyor. Hak, kısaca haklar. Hı hı. E şimdi hangi darbe döneminde kimin ne hakkı varmış ki? Adam çekiyor tabancayı. <laughs> Rulosunu bilmem şarj çekiyor. Diyor ki ne hakkı? Senin hakkın mı var diyor. Dan diye alnınıza sıkıyor. Peki. Öldünüz orada. Evet. Yargılanan var mı? Yok. 12 Eylül'de bir anımı anlatayım size. Ben gencim o zaman. yani evlenmedim ama nişanlıyım. Babam yani e, arabasını aldım. Kendi arabamı değildi, de onun arabasını bakıma götüreceğim. İşte o dönemde nişanlımı da aldım. Nalçacı'dan geçiyorum. Birden önüme bir tane araba kırdı. Durdurdu beni. Şöyle bir kalktı. Tabancasını gösterdi filan. Asubay ki pırpır bir aç var. İnan aşağı dedi bana. Siz ne hakkından bahsediyorsunuz Cihalan? Yok ben demedim yani o hakkı Hayır. yani. O dönemin hakkı hukuk hukuku diyorsunuz. zaten. Hukuk diyorsunuz. Ne hukukundan bahsediyorsunuz? İşte yok ya yani, darbe darbenin olduğu yer hukuk, yerde hukuk yok bakın, zaten. Bakın darbe varsa Hem hukuk. fikiriz. Ben aynı şey söylemiyorum. Birçok e, tabii tabii yok. Hemfikir <laughs> olduğumuzu biliyorum. Yanlış ben, anlaşılmasın. Yok yok ben topluma söylüyorum. Evet. Hani darbe özentisi içerisinde Ama biz bu Tayyip Bey bir gitsin de işte onun için gerekirse iki tane asker şöyle yapsın. O kadar basit değil bu olaylar. Onun karşılığında siz ne yaptınız peki madem öyle bir çıkış yaptı? Valla biraz sert kayaya çarptı. Çünkü Hı. ben onun komutanını tanıyordum Bedrettin e, Demirel Paşa'yı. Hapis aldı. Hı. Yani hukuku güç işletti. Evet. Anlatabildim mi? Anladım. Yani tanıdığımız evet. için. Şimdi, evet. o, ha, şimdi Süremizin... benim anlatmak istediğim şu orada e, şu var hukuk yok siz evet. e, yatsı adayı konuşuyorsunuz ne hukukundan bahsediyorsunuz hangi hukuktan bahsediyorsunuz derler adama darbe varsa hukuk yok zaten o, adı o yüzden darbe evet, tabii, tabii. hukuk devleti olmuyorsunuz ki darbe devleti oluyorsunuz darbe savunulamaz. Hiçbir zaman doğru. Ülkeleri kaç yıl geriye götüren tek bir sebebi vardır. Hep, hep tek bir sebebi vardır. Uşaklaştırma faaliyetinin gerek, gerekçesiyle darbeler yapılır. Bakın dikkat edin, sömürülmek istenen bütün ülkelerde darbe olmuştur. Mısır'da, evet, Libya'da, evet, evet. ne bileyim Tunus'ta, her tarafta. Sömürü altına alınmak istemesi kendi tatmin evet. altına almak istemeleri. Ama e, jeopolitik konumunuz gereği. Ama ekonomik konumunuz gibi evet, evet. mutlaka e, sömürülme durumundasınız. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Süremizin sonuna geldik. Bu arada Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü zorluyu da e, din, Rüştü Zorlu. almamız evet. lazımdı. E, Konu biraz böyle andık, geniş, andık, andık, andık ama andık. biraz detaylı Tabii. konuşabilirdik aslında. Aynı şey onlara da yapıldı. Evet aynı şey onlara da yapıldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'le birlikte asılan. Üçü birden üçü asıldı. birden asıldı evet. zaten. Teşekkür ediyorum tekrar ben teşekkür programımıza ederim. katıldığınız için. Sevgili izleyiciler böylece programımızın sonuna geldik. Araştırmacı gazeteci eski bürokrat Vejdi Çınar bizlerle birlikteydi. 17 Eylül sürecinde merhum Başbakan. Adnan Menderes'in ve arkadaşlarıyla birlikte idam edilme sürecini konuştuk. Tarihe kara damgasını vuran bu darbe girişimi ile ilgili olarak da genel anlamda o dönemleri biraz aktarmaya çalıştık. Tarihi hafızamızı tekrar yenilemek adına. Bugün Cuma, Pazartesi saatleriniz 12'yi gösterdiğinde sağlık ve sevinçle yine sizinle birlikte olmayı seçiyorum. Mutlu hafta sonları.